Hani mesela benim şartım bu olur. Arabayı al ama plakayı değiştirmem. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok tanıdığınız iki tane bıçkın konuğum var bugün. Gördüm aldığını, dedim Bahra M3 mi aldın lan? Evet dedim, gel çekelim. Arabasında değilim, goy goyuna. Dur oğlum, bakıyorum heyecan yok. Bir dakika, Sinan! Sinan! Allah aşkına! Sinan! Sinan! Hoş geldiniz. Bayağıdır bir video çekmemiştik beraber. Evet. Nasıl gidiyor? İki tane araba getirdik ama zaten. Evet, işte zaten taze bir hikayesini anlatacaksın artık. Semtin hızlıları geldi. Semtin hızlıları. Ben önce arayacaktım. Buğra gel lan, bir pis günde gel de sana göstereyim iyi 20 ne yapıyor diye diyecektim. Gitti araba. Araba gitti. Ben GP'yi de vermedim değil mi sana? Yok, Allah var bak, her arabasına söyledi. Kanka GP'yi al ama çok ezme. Falan işte kanka M3'ü çekelim ama çok ezme. Yo, şimdi anlatacağım zaten şimdi. Onları niye söyledin de şimdi. Bu arada linç etmesinler beni şimdi. Yok, ya. Çıkma ya, o zaman yok, falan. Yok bak, motor alıyor. Kanka al istediğin zaman. Yani Buğra şey yapmaz ama bu araba özel. Ya yani bak, buna çok titriyor. Evet. Evet, bu sefer sistem biraz değişti. Bu sefer abi cepler boş. Şimdi şöyle, biz direkt tabii konuya gireceğiz. Hani ilk i20N aldım ben. Evet. 6 ay falan oluyor i20N'i aldım. Sonra o dönemlerde biz bir oğla kavgalıyız. Konuşmuyorduk. Tabii. Uzun bir süredir bir video konuşmuyorduk. Evet. Tamam. Takipteyiz. Ayıp etti ya. Sonra işte bir yerde bir denk geldik, bir düğünde falan filan. Ben de ona söylüyorum işte i20N aldım falan. O da dedi ki ya niye yapmıyorsun arabayı? Ulan dedim, o zaman yapayım bari, hani bir şeyler yapalım edelim. i20N'i yükledik. i20N'i niye stok bu araba muhabbeti olduğu için bizde. O sevmiyor stok arabaya binmeyi. Ama i20N zaten şu an günümüzün 106 GTA'yı. Evet, kesinlikle. Yüklemeyene dövüyorlar. Yani ki arabada şu an yazılım yok. Yazılımı falan bir açsalar. Keşke. Millet evet. Zaten 300-400 beygir gezecek. Müthiş keyifli olacak bu arada, ben de öyle tabii düşünüyorum. Çok buna da para harcadık işte. Intercooler'ı var, race chip'i var, komple işte air intake'i var, Aybah Pro Kit yayımız var, kamber kitimiz var, komple mil tek var. Yalnız ön kamber bayağı belli oluyor. Şöyle göstereyim, belli oluyor mu? Oluyor oluyor. Güzel olmuş. Bu jantları da vallahi meşhur ettin ha. Ya jantları bu arada benden önce birisi taktı ama biz tabii bilmiyorduk yani. Serkan değil. Kim? Biri taktı ya. Biri taktı. Bizim... Müdür de değil. Müdür de... Serkan da değil. Birisi taktı ama biz ondan görmedik. Biz o sırada alışverişi yapmak üzereydik. Üstünde çalışıyorduk. Çalışıyorduk. Renk kombinlemeye çalışıyorduk kendimizce. Ben yurt dışında Continental'in lansmanına gittim. i20N'in grisi var abi. Oo, bir tane. Ve siyah güzel jant. Çok güzel. Böyle 8-10 kollu bir kendi orijinal jantı var. Hatta Şafak alacakmış galiba. Yıkılıyor. Yani grisi jant, evet. Süper. Kendi fabrikasyon, aynen. Upgrade jantı olarak biliyorum, geçiyor. Biliyorum. Opsiyon. Türkiye'ye parça getirmiyorlar ya. Parçadan ziyade opsiyonlar da gelmediği için buraya, evet. Şimdi biliyorsun tek renk ya zaten. Ya çünkü ÖTV'ye takılıyor. Yoksa ben buradan da Saner'e selam olsun. O da bizden. O da biliyor. Şafak da yani orada. Sonra sen bu arabadan memnundun. Şimdi her ben bu şey arabadan... güzel. Gazlıyorsun çat pat. Şimdi bu araba, ben çok istedim bu arabayı. Bir sene boyunca koşturdum falan, işte sıra gelmedi vesaire. Bekledim falan filan. Çözdüm, bir şekilde aldım. Aldıktan sonra yaptık arabayı. Araba güzel. Hani keyifli almak isteyenler de varsa söyleyeyim, araba çok güzel. Ama çok önden çeker. Tabii arkanın için tadı başka. Yani bu ama araba... tabii pistte deli zamanlar yapıyor. Çok güzel zamanlar şimdi yapıyor. Bunları Uğur'dan duyunca bana şimdi komik şimdi geliyor. Sen onu anlatıyorsun değil mi normalde bunları? Neyse, araba bu arada pist odaklı çok güzel ama arabada şöyle bir olay var. Biz race chip yaptık. Race chip'ten önce de üst devirler birazcık ölüydü. Tabii canım ya, 100-150'den sonra öyle öf ne yürüyor, yok, demezsin. Zayıf. Race chip'ten sonra bir şeyler oldu. Biz hatta böyle çok komik uzun yoldan dönerken rollingler. Evet. Saçma sapan komedi, evet. Böyle millet işte yanımıza iş oluyor. Race chip kapalıyken geçiyor, sonra race chip açıyoruz geçiyoruz, geçiyor falan filan. İyi. Sonra abi benim zaten hayalim E92 M3. Ya araba seven adamın zaten hayali olmamı yani E92, evet. M3 öyle hani sevmiyorum diyen çıkamaz herhalde. Atmosferik V8 olunca bir de hani, evet, ekstra. Tabii. M3 hepimizde, bende de hani hepimizde hayaldi. Yaşıyoruz şimdi. Ya, ne güzel, ne mutlu hepimize. Benim bir de 4 senedir falan aklımda biliyor. 4 senedir, 5 senedir hep işte almak istiyorum falan. O dönemlerde de onda vardı. Dedim işte ilk böyle bir hanımla konuşuyorum. Hanım kesinlikle yok diyor. Git diyor. Olmaz. İşte. Ben işte bir yandan M3, evet, ben işte bir yandan C63 baktırıyor bana. Diyor ki alacaksan hani 4 kapılı aile otomobili bak. Ha, C63 öyle. Bak. Ondan sonra E55 AMG bak falan filan. Oğlum ne? Oğlum sizin ne işiniz var şeyle? 4 kapılı arabayla. Ya zaten onu istedi işte. Bekar çiftsin. Evet. Kabrio al, kupe al. Bekar deme de izliyor şey, şimdi. Çocuksuz pardon. Dur.
Burada bu arada çok fazla böcek var ya. Ya. Bu evet, ne böceği böcekler, anlamadım ben. Bok böceği galiba. Bok böceği. Sevdiler seni usta. Seversin. Bak bak. Sonrasında işte ne yapalım ne edelim. Hanımla da konuşuyoruz. Downshift'li bir fotoğraf görüntüsü var. Fotoğraf çekim günü bu arada. Evet, fotoğraf çekim günü. Arabayı işte ben dedim ki ilana koyayım işte. Buna söylüyorum işte, satalım matalım. Biraz seviyoruz tabii. Sesi de o yüzden sürekli. Ya zaten senin bir hikayen var. Bir rol geliyor bam bam diye. Ulan çevir diyorum. Tam çevir yok. Aman dedim yok. O gün oraya hiç dönmedik. Hiç dönmedik oralarda. Orada i20'en nakit diye bir şey yaptım ben. Dedim ki i20'en nakit olsun. Hani verelim bunun şeyini üzerine falan. Abi adam tutturdu arıyorum ben işte. Ben de olmaz dedim. Olmaz diyor. Oğlum diyorum alsana i20'ni. Bende de hani öyle bir bütçe var. Oğlum alsana i20'ni işte diyorum, arabaya bineyim ben. Yok takipçileri abi. Takipçileri saldı sana tabii üstüne değil takipçileri mi? Takipçileri saldı, eşi dostu saldı, kendisi sürekli darlıyor. Arabaya bineceğim. Ya diyorum ki şimdi nasıl yapacağız bu işi diyorum. Hani şimdi istediğini bildiğim için bir yandan da istiyorum kırmak ki. Kırmak da istemiyorsun. Kırmak istemiyorum. Almasını da istiyorum. Bir de dediğim gibi hani araba cidden çok güzel bir araba. Hani en azından yabancıya gitmesini de istemeyeceğimiz bir araba. Ya bu jantları ben hiç camlı görmemiştim. Mesela fotoğraflarda ulan diyorum bu hani M3 jantı mı falan filan, canlısı çok iyiymiş. İçeri doğru böyle konkav. Evet. Büyük fren falan da sağır evet, buraya. Style 260M diye geçiyor bu. Orijinal M3 jantı yine. Ya Competition çok güzel ama bilmiyorum ya. Ben bunları daha çok seviyorum. 245-40-18. Evet. Arkalarda da 265 var. 265. Orijinal güzel. Ebatlarımız. Pist kovalayanlar ön arka 265 yapıyor. Kare setup. Önlere 265 sığabiliyor. Takıp hani normal kare sistem devam edebiliyoruz. M3 seviyoruz. Sedat'ın E92 M3'le piste girdik. Bayağı yapılı bir arabaydı. İzledim. Manuel izledim. Manueldi. Evet. Ama hatırladım. Süre kovalıyor o herhalde. O büyük süre ihtimal. Kovalıyordu. Sonra bizim Adem'in selam olsun. M5'ini, E92'yi evet, Bursa'ya evet. Gittik gazladık falan. Seviyoruz. Hazır Buğra'yı da almışken dedik ezelim. Yok sıkıntı yok. Atmosferin sesini duyalım. Sıkıntı yok. Bu arada biz... Bizi bir tedavi edin. Aynen. Bu arada biz jant şimdi alacağız. Tamam. Sürpriz tabii. Coilover sipariş ettik. Geldi. Onlar falan geldi. Ben birkaç parça böyle değişiklik yapacağım. İşte bir Aventuri falan projemiz var. Aventuri yapalım edelim. Şey abi ama için, yani değil mi? Şunun evet. Sesi, bunun sesi yeter ya. Emiş sesine gerek yok. Egzoz o kadar. Ne bu abi bunun egzozu? Ya bu egzozu. Custom oğlu custom mı? Custom. Fidex egzoz diye bir egzozumuz var. Eski egzozumuz var. Ahmet abiye de buradan selam olsun. Bu Ahmet abiyle bizim bugüne kadarki 92 M3 tecrübelerinden topladığımız reçete. Reçetemizle hem performans hem ses odaklı. Çünkü değişik bir çalışma oldu. Yani mesela E60 M5 tiz bir ses. Bu patlayıcı böyle bam yapıyor. Beklemediğin yerde marş vurdun mu şöyle bir ikilirsin evet, yani. Özellikle şimdi kolda düşmez gerçi ama kol startı ve aynen. Downlarda şimdi zaten dediğim gibi duyarız. Bir dinleriz. Gerçekten muazzam bir İyiymiş. Ses var. Bu arada bu olaylar tabii olduğu sırada ben gece işte darlıyorum. Son böyle bir gün falan böyle işte devamlı darlıyorum gece işte. Biz çünkü onunla bir sabah bir saat konuşmamız var. Akşam bir saat. O benim kumam gibi. Ben sana söyleyeyim yani. Gece bir gün konuşuyoruz. Bunun da herhalde boşluğuna mı geldi? Ne oldu? Tamam lan dedi bu da. Aha. Tamam dedi vereceğim. Hemen hanıma dedim ki bizim Mert Bayan Temur da vardı işte evde. Hemen dedim ki hadi dedim yürüyün çabuk. Gidiyoruz. Hiç giyinmelerine bile fırsat vermedim. Herkes pijamalı. Gittim arabayı aldım. Bıraktım arabayı. Bu arada geç vakit oluyor. Yani. Tamam dedim. Dedi ki iyi tamam ben o zaman geliyorum. Dedim tabii, ki oğlum dur hallederiz. Yok yok ben şimdi geleyim bu alayım. Bu fırsatı kaçırır mı? Hadi dedim tamam. Şunun gözlerine bak şunun gözlerine. Hadi dedim gel o zaman. Sonra aldık. 3-4 gün falan ben devamlı takılıyorum falan filan. İşte konuşuyoruz ediyoruz. 4. günlüğüne arabayı üstüme aldım. Güzel yani şöyle. İyi hayırlısı olsun. Varımı yoğumu verdim. Onu söyleyeyim yani varımı yoğumu verdim. Ama buradan hani söyleyeyim. Pişman mısın? Yok kanka. Yani nasıl peki? Yani şu an ben ona sürekli söylüyordum. Erkek şimdi, erkek. Evet, evet. M3 istiyor. M3 erkek arabası. Şimdi M3 erkek arabası deyince bu sefer insanlarda da bana şeye tepki gösteriyor. Ne alakası var arabanın erkeği? Bunun onunla bir alakası yok. Yani bu araba olduğu Alman için, muscle car bu ya. Evet, evet bu çok Alman muscle car kafası olduğu için o yüzden biraz oluyor. Hep Burak'a anlatıyordum, söylüyordum ama tabii şimdi yaşamak farklı oluyor. Şimdi yaşıyorsun. Tabii tabii sen... gelirken bir iki şey yapıyor. Tabii sevdi. Nasıl böyle içi gülüyor, içi gülüyor. Ben anlıyorum onu böyle. Zaten bütün keyfi yerine getirecek aynen. Bir arabalardan birisidir yani. Hani her derde deva her derler derde ya. Her derde deva. Bu her derde deva İki bir İki downshift yani. Pamuk tabii. Gibisin. Renge tabii. Çok tutuldum ben. Rengi çok güzel. Karmış var. Mesela bak burada siyah evet. Ama biraz böyle açı değiştiriyorsun. Lacivert evet. Oluyor falan. Karbon şivarzı tam olarak böyle alabildiğimiz bir renk. Bak buradan mesela lacivert. Bak bu yanıma gel şimdi. Şu an lacivert. Bak buradan arabanın lacivert. Diğer tarafı ama siyah kaputu evet. Mesela. Hayırlı olsun. Sağ ol baba. Bir çıkalım bakalım olsun. Ne yapıyormuş. Çıkalım. Nasılmış. Evet artık hareket. Bir şey diyeceğim. Şimdi Adem'in ben videolarını izledim. Kardeşim tamam hani sıkıntı yok veririm. Bak lastikler sıfır. Tamam, daha ya. Yeni aldım. Oğlum iki viraj da bitmez bak, bir şey. Bak bu arada arabayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsini ekleyeyim ben. Zaten
Batuhan şimdi gösterir size. Arkadaşlar arabada her şey sıfır. Yani sıfırlandı. Arabada işte daha iyi. Arka koltuklarından tut işte öndeki göğüs bilmem nesi falan filan. Koltuklar ama çok iyi. Her şey sıfır. Yani evet, bu arada frenler sıfır, işte yataklar sıfır, kulaklar, yağ pompası, kulak işte tamam, gaz kelebeği. Tamam hazır işte. Bakalitler. Bakalitlere kadar her şey sıfır. Yani bu arada güzel 70 bin araba. Sen zaten kendin de görürsün. Baktığın zaman hani kullandığın zaman direksiyonuna kadar sıfır bu arada. Hani ben ne istiyorum biliyor musun? Ben bunu abi çok böyle hafta sonu arabası olarak değil. Ben bunu böyle gündelik binerim. Bu arada yakıtı da hani tabii ki yüksek ama önemsemiyorum öyle şeyleri. Var mı yok mu dediğim 15 gibi. 15 falan yakıyor şeyde. Yakıtı 15 veriyor. Yakıtı düşeceksin sandım bir yana ama. 15 falan normal kullanımda yakıyor. Evet. Yüklendin mi 20'ler. Böcekler geldi değil mi? Aynen. 20'ler falan ama şöyle bir şey var mesela. Şimdi bunu herkes söylüyor. Diyor ki işte abi diyor kaç yakıyor. Abi bu arabalara binen. Bakmaz. Bakmaz yani. Ben de senin gibi düşünüyordum. Kaç yakıyor ortalaması falan. İnince ben. Öyle olmuyor. Ya şimdi buna iniyorsun ya sabah mesela uyandın. Ben kahvaltı falan etmiyorum. Sabah uyanıyorum abi. Hemen aşağı iniyorum. Bir cold start. Arabaya bir cold start yapıyorum tamam mı? Çıkıyorum dışarıda arabayı böyle kapı önünde bir yere çekiyorum. Kahvemi içiyorum. Kahvaltımı ediyorum. Ya o kadar huzurluyum ki. S65. Kanka. Ya şu an 50 litre de yaksa o tabii. Zamanın gözüne gelmez şu an. Ben bak mesela şimdi hanımla da işte tartışma sebeplerimiz şimdi evlendiğin zaman sen de biliyorsun. Yani evlendiğin zaman sonuçta belirli bir bütçen oluyor. Tabii. Ayırman lazım. Şimdi mesela ay sonu gelecek düşünmüyorum. Hanım diyor ki nasıl düşünmüyorsun? Ya önemsiz diyorum ya. M3 tamam. Var nasıl olsa. Yaşadık artık. Önemsiz. M3'e biniyoruz boşver. Görelim. Yani, görelim bakalım hadi. Dur vereyim sana anahtarı. Anahtarsız da var ama neyse. Anahtarsız var mı arada arabada? Oo iyiymiş. Aa gel bir dakika yaklaş. Vay. Tabii tabii. Bir ses duyalım ya. Tabii. Çok iyi be. Allah. Arka tarafta ses felaket. Ve patlıyor ses. Felaket. Yani bunu duvar kenarına falan koyduğunda çatlatır camımı. Arka tarafta nefes alamazlar. Böcek korktu lan. Aracımız biraz gergin. Gergin abi. Yırtmalı. İyi hadi bakalım şöyle buyurun. İyi. Alalım. Çok hadi ezmanım. Bir yandan. Çok ezmanım. Yok yok. Yolda görüşürüz arkadaşlar. İlk defa arkada oturuyorum. Nasıl bir his? Ya rahatım bayağı rahatım. Perdemiz çalışıyor mu? Lütfen. Test. Bu arada kemeri de takıyorum. Arka koltuk. Sonra gösterelim. Takmadı. Bunlar nasıl insan? Birol Emre Bayram da arkada kemer takıyor arkadaşlar. Vay be. Buğra'nın M3'e. Evlat Online. Buğra'nın M3'e. Ses için. Bak verdin. Bir tık arayılayabiliriz. Şey şu an zaten kapalı. Dur. Açayım ben abi. Şu an egzozumuz kapalı. Tamam aç. Azıcık az camını ara da ses gelsin. Çok az. Sonra kapatırız. Tamam. Şu direksiyon bizim M3 Challenge diye bir oyun vardı bilgisayar oyunu. Onda aynı abi bu direksiyon. Ya bu direksiyonun hitabını da seviyorum bu arada. Tam sportif şey. Tam yani. Evet. Şanzıman çok iyi. Bu araba DCT şanzıman arabası. Manueli çok iyi değil abi bu arabanın. Çünkü uzakta manuel. Evet. Yolları uzun. Bu arabanın abi DKG'si, DCT diyorum. Evet, DKG'si müthiş. Müthiş yani. Manuel sadece şarjır olacaksa, süper şarjır da manuel okeyim bu arada. Olabilir. Niye öyle? Niye? Devriyaj illaki şart oluyor. He. Manuelde. Şeyde şarjırda manuel olması çok büyük avantaj oluyor. Yo ona da tutuyorum ki oğlum şimdi araba bilgisi onda. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi arabayı aldım, kullanıyorum. Aldım bin ne güzel. Bana sor. Örtüyüm. Oh. Ben ne bilirim S65. Abi çok çok agresif downshift yapıyor araba. Evet. Yani bam diye böyle. Çok iyi be. Ya Sinan. Ya bir dakika Sinan. Şey Sinan, dur oğlum bir. Yok, bakıyorum ya. Neye bakıyorsun? Çok güzel tutuyor. Ya Sinan. Lastiğin sıfır. Lastiklerimiz sıfır hocam. Dur oğlum bakıyorum heyecan yok. Ya bir dakika Sinan. Dur tırmanacağız da. Tırmanacağız mı? Şimdi buranın tırmanışı buranın ya, oğlum beni bırakın ne yapıyorsanız yapın ya. Sinan. Vallahi diyorum ya. Oğlum dur bakıyoruz ya bir şey yok.
İstiyorsan dört teker keseyim. Ya dur oğlum. Ha? Aklım çıktı. Ya sıra ya. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Sinan ne yapıyorsun oğlum? Şşş. Sinan! Sinan! Sinan Allah aşkına! Sinan! Sinan! Sinan ne olur Allah rızası için. Sinan! Ya abi ben beni indirin. Beni indirin. Beni indirin. Beni indirin. Ya Sinan! Beni indirin abi. Ya yok ya. Kışkırtma videoları çekiyoruz. Hayır oğlum. Sinan ya beni indirin kanka, abi. Kanka bir şey yok. Bak alırsınız. Bak kesmedim çok. İtiraf edebilir miyim bir şey? Çok kesmedim. Otopark Sinan'la Buğra'ya kumpas kurduk arkadaşlar. Oğlum bir durun bir dakika. Ya Sinan. Çok kesmedim senin için. Dedin ki bana bir dakika. Bir dakika. Oğlum bir şey yok, düz yol ya. Yanladın mı? Oğlum düz yol. Yanladın mı? Hayır. Sinan ben korkuyorum oğlum. Panik hatam var ya. Oğlum. Ben abi kendim kullanmadığım zaman emniyette hissetmiyorum kanka. Doğru haklısın. Yan koltuk kötüdür. Kişiyle alakalı değil. Benim yanımda da böyle bu arada. Dayı. Ben sadece alıştım biraz. Dayı bu arada bir şey söyleyeceğim. Hızlı kullanıyorsun. Ben mesela önümü görmediğim yolda olayı yapamam. Oğlum burası bizim parkur. Adam burada hep zaten. Böyle mi kapanıyordu? M'e basalım direksiyonu. Ya bir dakika şimdi kapattık mı onu? Şu an. Şimdi MDM'de. Tam kapalı değil şu an. Yok tam kapa. Basılı tutalım. Allahü la ilahe illahü ve la ilka imrata yüzün sünnetü ve la nebre ve muhafise ve adı ve zilet ve zelesi işfin ve biz niyalim ve abim. Tamam şu an okuyayım. Bir şey yok kanka ya. Tamam okuduysan tamam daha da iyi. Sadakallahü lazım amin. Kardeşim. Tersten de zıplıyor istiyorsan. Yok ama yok. Ama hızlanamadık. Ya yapma. Şimdi hızlanamayız. Hızımızı alamadık aynı. Ya kanka böyle yapacaksanız beni indirin ha. Yok. Normalde burada da zıplıyor. Yapma yapma. Sinan. Yok şimdi zıplamaz. Sinan. Sinan. Şimdi zıplamaz. Az az şu an bir şey yok. Bak burası bilmeyene korkutur. Parkur güzel ama. Sinan. Sinan. Sinan Allah rızası için dur. Sinan yapma. Sinan. Sinan dur. Ya iyi ki bir... Dur bir dakika. Sinan. 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 Ya iyi ki bir ezmeyeceğim beni ya. Bu kadar. Oğlum. Tamam bir dakika Sinan. Sinan. Bunun ezmesi bu kadar. İki yandan da o kadar helal et. Helal et o kadar. Helal olsun. O kadar helal et. Ben niye video çekmek istiyorum seninle? Sinan. Tamam dur. Kuga artı nakit. Dur oğlum bir Kuga dakika. Bak şimdi bitiriyoruz. Kuga artı. Kuga 2 milyon. Beğendin mi sıfır araba? Sıfır araba. Nasıl araba? Kuga artı nakit. Ya dur oğlum. Alayım. Kuga'yı. Bak. 92'ye Kuga artı nakit. Yılın en hızlı satılan 92. Araba çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. İyi süper. Evet yorumları alalım. Araba güzel. İyi de tutuyor. Evet. Gidişi zaten iyi. Ya oğlum. O... Ses mes muhteşem. Dıştan evet. Çekseydik keşke o sahneyi ya. Burada yaşayan, abi, yaşayan. Abi içeride sadece aynen. Kamera seni çekse bizi de görmese gene olur. Kırmızı şeyi göreceksin burada. Bildiğin kışkırtma çekiyoruz. Şimdi Mehmet abiye yapalım ikinci kışkırtmayı. Bir Porsche'yi getir abi. Diyor ki bana ama diyor yaşlı araba çok ezme diyor onu. Yok abi diyorum eski araba zaten ne yapacağım onunla ben. Bak yağ sıcaklığımız her şey stabil. Normal, müthiş. Alman yapıyor baba. Ya oğlum ya. Alman yapıyor bizde makyaj. Nasıl rota nasıl? Güzel. Rota güzel de ben ilk defa böyle, ben böyle beklemiyordum oğlum. İşte bu kadar. Takipçinin aklı gitmiyor mu? Gidiyor. Mesela takipçi ne diyor abi Allah belanı vermesin demiyor mu? Yok oğlum adam biliyor zaten hoşuna gidiyor. Diyor ki ben hayatımda zaten böyle gidemezdim diyor. Arabanın limitini görmüş olduk diyor. Tamam ne güzel işte. Ki bir şey yok şu an. Böyle goy goy yani. Giden... Daha agresif gidilir bu arada evet daha agresif gidilir. Abi beni indirin daha agresifsiz aslında gidilir. Aslında bu yolun devamı var. Yok yok. Bir de benim burası var ama burayı şimdi yapmayacağım zaten. Meşhur videolardan biliyorsundur. 350 Z'ler falan da burada evet, dönüyor. Evet bir viraj var orada. Güzel orası. Geniş bir viraj var. Bu. Rotamız bu. Güzel tamam. Numara mı yaptın harbi korktun mu? Korktum oğlum. Yoksa videoluk numara mı? Yok değil harbiden böyle. Normalde benim yanımda da böyle.
tamam o zaman. Ben alıştığım İyi, için. Amacım artık... buydu zaten. Hayır şimdi ben alıştığım için bana artık şey gelmiyor. Beni alıştırdı. Ben artık aynen. dinlemiyorum Bora'yı. Ben gaza bastım mı devam. Oğlum ben kendim hayır, korkuyorum. Hayır beni de olumsuz hayır, etkiliyor. İnsanı geriyor bu sefer. Geriyor ha. Konsantrasyonumu bozuyor. Yine diyorsun. Oğlum isteyerek mi yapıyorum manyak? Sustum diye daha da yaptım. Daha da. Kırbaçlı online. Bak burası benim meşhur. Ha burayı buradan biliyorum. Böyle yukarı. İşte biz mesela adam koyuyoruz buraya. Temiz. Batuhanları koyuyorum. Evet. Temiz mi temiz? Yar. Müthiş hareket. Ay Allah'ım ya Rabbi ya. Bir iki down alsaydık yine bir duysaydık ya. Tabii tabii şimdi. Bir de. Nasıl kalp atışları? Ya kanka panik atağım var benim ya. Geçirir oğlum. Ben işte kendim, bak ben kendim kullanmada bir sıkıntı yok. Kendim kullandığım zaman böyle triplerim yok benim. Bir de 3 kişiyiz abi. Bir de 3 kişiyiz. Atmosferik arabada fark ediyor. Ama tek kişi olsa şu anda daha felaket kayarak dolu. Benim ağırlığım çok yok gerçekten. Burada başlıyorsun normalde. Baba, ev işte, ev işte. Böyle hani eldiven ya, abi. Eldiven ya. Abi. Baba bak, eldiven ya. Dayanamıyorsun baba, erkek arabası. Ya yani bozar. Gerçekten bozar. Yani Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Kardeşim güle güle kullan. Sağ ol. Maşallah. Allah maşallah. Aracın çok güzelmiş. Bak, kapadım al. Kapadım her şeyin ol. Egzoz da kapat. Yok. Eldiven yok, abi makina. Yok yok açık kalsın egzoz. Makina eldiven. Oğlum soğuk soğuk terledim. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Yani makina eldiven bu direksiyonu ne yeni M2'de ne yeni M4'te ne yeni M3'te bu direksiyon yok. Bu agresiflik yok. Yok. Hissiyat da yok. Yok. Yani bak 15 dakika oldu oturalı. Hadi tamam tanıdığım araba ama. Tabii ki tabii ki. Etkiye tepki arabası. Tam etkiye tepki adam arabası. Bakımını makımını ya sana hazır makine vermiş. Oğlum, gerisi abi, sende. Tabii. Kurulu düzen. Vereyim örtüyüm der misin? Sen söyler misin? Kuga artı nakit. İşte. Kuga artı nakit. Yılın M3'ü. Oğlum ben yemin ediyorum. Oğlum sen ya. Hem damla büyük araba SUV sever. dört kapılı. Çoluğa çocuğa karışırsanız. Tabii esnaf ay. İşi. Esnaf işi. Ay. Şimdi buna başlık ne atacağız? Bora Pınar'ın... Bora altına sıçtı. Bora altına sıçtı dersin. Beple Bora'ya kumpas. Ve bak kopuyor ya. Full lock'ta bile ben kontrolde araba. Abi sende. Evet. Ve bu araba atmosferik. Yani tamam güçlü bir araba ama öyle uçukta değil. Ama işte devin her beygirini kullanıyorsun abi. Evet. Yanlarken gazla götünü ayarlarsın arabanın. Çok güzel ya. Sadece direksiyonla değil ayakla da kullanılır. Aynen öyle. Evet. Ben böyle kullanamam oğlum. Böyle nasıl kullanayım ben? Ya down, şey. Down, down. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, yap. Bir daha, bir daha. Kardeşim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Direkt hastaneye sürelim hocam. Arkadaşlar. Arkadaşın tedavi ihtiyacı. İ20'de istiyor musun? Yok. Bak İ20'de. Tamam, siz daha çıkın. Hızlı giderim. Siz çıkın. Siz çıkın. Daha hızlı giderim. Tamam, siz beraber çıkın. Hayvan gibi şey. Ben gelmem. Şimdi siz çıkın istiyorsanız. Arkadaşım ya merak ettim. Tamam atarız şimdi bir tur bonus kamera arkası. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğene. Kış sahnelerini ayrı alabiliyor muyuz hocam? Ya kafamda kurguladığım bu sahnelerdi. Buğra'yı da tanıdığım için onun için ay güzel bir video izleyelim oldu. İzleyelim onu merak ettim. İzleyelim. Evet. Görüşürüz. Görüşmek elinize üzere. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık eyvallah. Ay senin yolunu yordamın. Oh pamuk gibi. Ya senin. Oğlum mahvolmuş lan ön lastikler. Baksana. Aa. Arkaları bitirdin mi lan? Dedik gazlamadı. Lan yok oğlum. Yok.
kanka. Bırak adamı rahat, bir şey yok, ondan bir şey olmaz. Diyor Buray'ı tutayım. Buray'ı tut. Terli. Teri bir çekebilir miyiz? Sırt teri, sırt. Batu teri bir çekseniz. Ecel teri. Duman çıkmıştır. Çıkmıştır. Arabadan değil, senden çıkmıştır bence. Terlemiş, hayvan gibi terlemiş. Deli gibi önü, arka her yere ıslak adamı. Bir daha vermeyecek araba. Bir daha vermez. Verir. Bir dakika. Yanladın mı? Yanladım. Ama üzmeden. Orası tutan asfalt değil çok. Kardeşim için... o zaman 3.20 dizel alsaydın sen de. He. Kuga artı makit. Kuga artı makit. Buğra'nın aklını aldıktan sonra şimdi bir evet bir kere bir tur atalım bakalım. Vallahi i20 de damgasını vurdu yani. Reçete belli, hafif, manuel, kilit var. Yürüyeni de kuvvetli. Yürüyeni de kuvvetli, şasi kuvvetli. Her şey okey şu an. Sırf güç de değil olay evet, yani. Evet. Bu arada lastiklerimiz çok iyi değil. Ne var lastik? Orijinal lastikleri var ama kayıyor biraz. Açar dışarı yani eminim biraz. Ama bak direksiyonda hemen hissediyorsun o kilidin ağırlığını. Tabii, kilidin ağırlığı var. Kamber plate'lerden, kamberden dolayı araba virajları çok değişti. Bir de o, bir de o var tabii. Çok değişti virajları. Şu an daha da ağır direksiyon. Şu an tam kıvamına geldiğini düşünüyorum. Bizde koyu doğru yok gerçi. Bir tane takipçimle denk geldim. Şey diyor, abi diyor rodaj döneminde hep 3000-4000'de patlatıyor diyor. Harika bir rodaj dönemi geçirdim diyor. Yani bak vites konumu falan. Bu arada shifter de var. Short shift de var. Diyecektim lan bu kadar şey değildi. Aynen short shift'imiz de var. Çok iyi tutunuyor ya. Orijinale göre nasıl şu an? Kafası daha dirayetli kafası. Ben standart hiç gazlamadım bu arada bu kadar. Yani viraj yapmadım bu kadar. Kafası daha dirayetli. Tabii ses de biraz sesmez güzel oldu. Kamber yaptınız. Kamber, jant var. Jant var, yay var, kamber var, intercooler var. Airtek. Ama o beygir getirdi mi o? Getirdi evet. Doğru getirir. Getirdi. Yani tamamen stok halde, stok stok denediğimizde bile hani dyno'da hatta onlara baktık. Ciddi hani benim beklediğimin üstünde geldi diyeyim. Hani ufak rakamlar rakam üstünde evet. Ama yazılım olmadığı için. Ama arabaya sağlık olarak da soğuması, ısınması hani bütün değerleri değişti tabii. Her şeyi aşağı çekmiş tabii. Olduk. Short shift çok güzel olmuş. Tam kıvamında. Onu orta ayarda kullanıyoruz. Onun daha kısası var. Var mı? Daha uzunu var. Biz direkt orta ayara getirdik ilk taktığımızda. Bayağı fark ediyor. Evet. Gaz yemesi ve üstleri çok fark ediyor. Şufladı bir de. Evet. O zaman turbo herhalde daha çok basıyor. Evet. Zaten yakıt basınçlarını da değiştirdiği için. Shiftleri çok iyi yapıyor. Evet. Down'da bu arada araba gerçekten çok benim de ya bu ya 1.6 turbo grubunda bence olabilecek en güzel arabalardan birisi. Bir de hani zaman çıkardığı için işte GP'leri MP'leri üzüyor yani. Herkesi zorluyor. 3 milyonluk araba GP. 3'te bile bak. Çok yeterli yani. Tabii yeterli. Benim için sadece tek benim sevmediğim yanı ön çeker kısmına ben. Piste iş yapıyor abi. Tabii ki. Bu arada günlük kullanımda ben şikayetçi değilim bu arabadan. Günlük biniyorum şu anda, mutluyum yani. Ön şey çok güzel olmuş, kamberi. Evet, çok şu an çok var. Daha iyi dönüyor araba. Kafadan hiç kaymıyor. Evet, etkisi çok büyük. Baksana, tam gaz dönüyorum. Hani lastik kötü dedin ya. Bir tık rağmen. Ona rağmen gene bırakmıyor evet. Bak hiç. Evet açmıyor. Tam bu arabanın yolları buralar tam, aslında. Tam. Yani gücü de tam buralara göre tam. Kıvamında. İyi tutuyor ya.
baksana nasıl çekiyor. Evet, çok güzel alıyor. M3'ten hızlı dönüyor. Gerçekten bayağı farklı dönüyoruzdur bu arada. Çok iyi. Bir de M3'te Buğra faktörümüz tabii ki. Buğra çok iyi ya. Güzel olmuş. Değil mi? Gayet keyifli. Vallahi işte Kuga'nın yanına şöyle bir koyabilsem tutarım ben bunu elimde. Böyle pislik. Evet, arada keyif atmaya, aynen, stres atmaya. Kuga, Esra'ya bununla da ben çıkarım. Tabii. Böyle pat 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 gazlamalık. İyi ısınmadı da. Yağ 108. Evet evet. Çok da tabii gazlamadık ama. Aşırı hard gazlamıyoruz ama belki bir tık daha tabii ki ısınıyordur ama şimdi şöyle, bu araba soğusun diye de fazla malzeme olduğu için üstünde onlar da biraz tabii etkileyip tamam, geri çekiyordur sizin tabii. Sizin intercooler falan var. Hı-hı. Doğru, unuttuk onu. Isınmasın diye elimizden geleni yapmaya aynen çalıştık. Aynen öyle. Ama olmuş ya. Bu da olmuş. Bu eyvallah, da olmuş bir eyvallah, eyvallah. Buradan eyvallah. Da buradan da tamam. Eyvallah. Şimdi ne var sırada? Artık bir Porsche'lere falan ya yok mu zıplama? Sürpriz olsun. Ya gene BMW. Gene BMW. BMW'yi bırakamıyoruz genelde ya. Şimdi yaşlandıkça bir E31 8 serisi falan. E30'umuz var bir tane. CSI bulsan ama manuelini. Olur bu arada. Olur uyarım. Baba. Uyarım. Olur. Evet, uyarım. Uyarım. Yine BMW'den ama devam edeceğiz. İyi bakalım. Geliyor. İyi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür eline ederiz. Eline sağlık. Sizin de elinize emeğinize sağlık. Gayet güzel. Keyifli bir gündü. Aynen öyle. Bu da arkadaşlar kamera arkamız olsun. Gerçi bayağı muhabbet ettik. Aynen, aynen. Bu da bir ayrı bir video gibi oldu. Dediğim gibi diğer videolarda görüşürüz. Buğra'ya da ne yazın? İstediğinizi yazın aynen. Yorumlarda. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bak hala kendine gelemedim. Terisi olmamıştır daha.